Efendim, Toygun Ateş çok değerli bir tiyatro ve sinema sanatçısı. Sadece oyuncu değil, sinemada yönetmenlik de yaptı. Seslendirme son halini sabah atmıştın Ali abi. Allah rahmet eylesin. Hayatını kaybetti. Gizemli Köy filmlerinin çekimleri için gitmişti Malatya'ya. Mutasyonlu virüse yakalandığı öğrenildi. Durumu da ağırlaştı. Bunun üzerine hastaneye kaldırıldı. Orada entübe edilmişti. Tedavi gördüğü hastanede de 66 yaşında hayata gözlerini yumdu. Çok değerli bir oyuncu, sinema sanatçısı, tiyatro sanatçısı. Yönetmenlik yaptı, senaryo yazdı. Allah rahmet eylesin. Bu sene o kadar çok kayıp verdik ki Ali abi, bilmiyorum sen tanıştın mı böyle değerli bir isimle. Ben Arzum, evet. tanışmıyorum. Takdir edersin ki 3000'e yakın Tabii. insanın olduğu bir show business, belki de biraz daha şöhret seviyesinin aşağı indirirsen 5000 üzerinde, Yapmaz. herkese katarsan 10.000'in üzerinde insanın hepsiyle tanışma mümkün değil, ama biz daha çok göz önünde olan zirvedekilerle çok etkileşimli olan Evet. ünlülerle daha çok muhatap oluyoruz. Ama bunun yanında setlere gittiğimizde, dizi setlerine gittiğimizde kamera arkasındaki insanlarla bile tanışıklığın oluyor bir şekilde. Doğru. Yönetmeninden, asistanına, ışıkçısından, bumcusuna kadar. Şimdi bu sanatçının ölümünden, yani bu sette oldu bu. Yani orada yayan biri vicdan azabıyla yaşamak zorunda. Yazık, günah. Allah rahmet eylesin. Ekmek parası için gittiği bir yerde Evet. Kilisesinde. hayatını kaybetti. Evet, hayatını Yayan kaybetti. belki de bilmiyordur hasta olduğunu. Belki de yaymaya devam ediyordur Ali abi, bilmiyorum ama. Sorun o zaten. Evet. Yani. Evet, bir diğer kaybımız müzik dünyasından bir zamanların en ünlü pop sanatçılarından biriydi Serpil Barlas. Kalp yetmezliği nedeniyle 64 yaşında hayatını kaybetti. 1970 yılında Altın Ses yarışmasında Nilüfer'in ardından dereceye girmişti, ikinci olmuştu. Oldu Olanlar şarkısı ile de adından söz ettirmişti yıllarca. Sanatçı single çalışması yapıyordu ve Nisan ayında stüdyoya gireceği söyleniyordu. 1978 yılında Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye finalinde Yaşamaya Bak isimli şarkı ile katılmıştı. Nilüfer bu vefatın ardından sosyal medyasında hem bir fotoğraf paylaştı hem de bir yazı paylaştı. 1970 yılına ait bir fotoğraf bu. Birkaç gün önce paylaşmıştım diyor bu fotoğrafı. 1970 yılı Altın Ses yarışmasında üçüncülük ödülünü alan Serpil Barlas. O resim var mı Aydın? Soldan ilk diye de belirtmiş parantez içinde. Vefat etmiş, çok üzüldüm. Mekanın cennet olsun diyor. Allah rahmet eylesin. Sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Serpil Barlas bir dönemin en ünlü sanatçılarından, ses sanatçılarından biriydi. 64 yaşındaydı. Evet. 64 yaşında kalp yetmezliği yüzünden. Bugün son Bugün. yolculuğuna uğurlanacak. Evet. Evet. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Amin. Amin. Hepimizi bekleyen son bunlar. Evet, bu resim. Ben buradan Resim. gösteririm. Orada çok deforme olmuş. Evet, bu biraz yaymış ama orada en baştaki sol başta diyor Nilüfer. Bu Şöyle. 1970 yılını biraz daha ortala. Evet. Şu biraz daha uzaklaştır ve ortala. Evet. Bu tarafa. Evet. Şurada. Şu en baştaki Nilüfer Yumlu'nun Evet. Instagram hesabında Nilüfer 1970 yılında Altın Ses ortada. yarışması. Ne Evet. kadar küçücük değil mi? Evet. Ortada. En Nilüfer çıktı. başta da. Nilüfer çıktı bu da. Nilüfer. Evet. Kayıplar kayıplar. Allah rahmet eylesin. Değerlerimizi birer birer yitiriyoruz. Efendim.